Artık güne bulaşık makinesini boşaltarak başlayabiliriz olduğuna göre. Haliyle aynı diyebiliriz. En son annemlerde mangal yaptığımızda annem böyle bana vermişti biraz. Onu buzluktan indirdim. Onu airfryde veyahut da fırında ısıtmayı düşünüyorum. Ama önce buzunun çözülmesi için elektrikli sobayı açtım. Bu arada bu sobayı boyamayı düşünüyorum bugün. Gördüğünüz gibi buraları hep böyle çıkmış. Çünkü eski bir soba. Yeni almadık biz bunu. Bunu boyayacağım bugün belki. Sadece gri olan kısımları boyamayı düşünüyorum. Çünkü boyam onlara yeter. Ama önce şu et çözülsün. Onu bir mutfağa koyayım. Ondan sonra bu puzzle'ımın buraya sığmadığını fark ettim. Çerçevesini oluştururken. O yüzden şey düşünüyorum. Yemek odamın, yemek masamın üzerine bunu serim. Zaten bir hafta boyunca havalar çok güzel olacakmış. O yüzden çok soğuk da olacağını düşünmüyorum. Normalde o odaya güneş gelmiyor. O yüzden salonda yapmak istedim. Ay, bir an çok konuştuğum gibi hissettim ve nefesim kesildi. Bu arada ben de bitkilere dedim güneş alsınlar. Perdeyi açtım. Sularını verdim. Gördüğünüz gibi gayet sulu şu anda. Öyle. Bugünlük planım yok. Dediğim gibi yemek de hazır çıkarttım. Çünkü bugün hiçbir şey yapasım yok aslında. Bilmiyorum neden. Şimdi yemeği hazırlayacağım. Buzu bunun çözüldü. Fırına vereceğim. Fırın kabına koyup fırında yapmaya karar verdim. Sonra bir tane soğanlı salata yapacağım. Yanına da... Ay bunlar ne kadar güzel duruyor. Yanına da kola alacağız. Bugünlük yemeğimiz böyle. Bir de ben dürüm yaparız diye bir tane ekmek indirdim buzlukta. Tam olarak içine her şeyi koyduğum ama gerçekten çok yakıştığı bir salata yaptım. Etim de ısındı. Ekmeği de attım böyle bu şekilde. Bir tane ekmeğim vardı. Bu şekilde üstüne de son olarak kebabın içindeki ekmeği de koydum. Hepsi bir ısınıyor. Yemeğim hazır. Böyle bugün hazır bir menü yaptık. Yemeğim hazır. Gayet pişmiş gözüküyor. Daha doğrusu ısınmış gözüküyor. Böyle dürüm yaparak yeriz diye düşünüyorum. Eşim de kola almaya gitti. Onu bekliyorum. Tane anahtarlık siparişi aldım. Bugün onlara başlıyorum. Nikah için yapacağım ben bu anahtarlıkları. Size de bitmiş halini göstereceğim.
Kaldı 42. 8 tane yaptım. Toplam 50 tane olacak. Bence güzel oluyor. Bir de bunların yanına sözlü kağıt gelecek. Ambalajlamasını da güzel yapacağım. Bu şekilde. Ben aniden bir acıkma geldi. Gündüz zaten yemeğimi görmüştünüz. Bu da yine hazır ve pratik olacak bir yemeklerden. Klasik mantı aslında ama ben içli köfteyi kullanıyorum. 2 ya da 3 tane içli köfteyi suda haşlayacağım. Yoğurtlayıp sarımsaklı bir yoğurt. Üstüne de yine salçalı bir sos yapacağım. Mantı gibi ama içli köfteyle yapacağım. Sarımsaklı yoğurt yaptım hemen. Şimdi suda haşlayacağım içli köftelerimi. Salçasını yaparken bu frenk üzümünü, deniz tuzunu şu an iri iri gözüküyor ya, bunu yağda atacağım ve o aynı böyle kıtır kıtır olacak, erimeyecek. Size yine yaparken gösteririm. Şeyden bahsetmek istiyordum. Biz şimdi Netflix'te tabii şu an itibariyle herkes gibi Şahmaran'a başladık. Bence çok güzel bir dizi olacak. Ben Serenay Sarıkaya'yı seven taraftarıyım. Şu an 4 tane içli köfteyi attım suya. Çok az suda beklettim. Şimdi birazcık sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Sosumu da hazırladım. Salça kızdırdım yağda. Daha sonra sosundan birazcık, daha doğrusu bunun suyundan biraz ekledim. Nane ekledim. Bir de o dediğim tuzu ekledim. Bu şekilde tüm tüm. O içinde erimeyecek. Yerken ağzınıza böyle bir çıtırlık gelecek. Yani tuzluk gelecek. O aynı böyle cevizmiş hissiyat veriyor. Tadı da çok güzel oluyor. Yoğurdum zaten hazır. Bu birazcık su olsun, hemen yapacağım. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Bir de şundan bahsedeyim. Şimdi biz bu Şahmaran'a başladık ya. Her gün film hakkında yorum yapmayı düşünüyorum. Bölüm bölüm. Siz ne dersiniz bu konuya?